Derler ki ya işte zam zamanı geldi Taner'cim. Bir bak bakalım piyasada genel oran kaçmış. Yani ne demek bu ya genel oran kaçmış? Yani böyle bir şey olabilir mi? Bizim içimizde başka bir iç var. Biz bunun farkında değiliz. Biz aslında hem zekiyiz hem çalışkanız. Bizim tek sorunumuz planlama eksikliği. Hedef büyük, plan büyük, adım küçük, çok güzel bir formül. Şimdi satışla ilgili biliyorsunuz satış çok geniş bir alan. Fakat benim bana da gelen en çok soru. Mesela bir şirket satış yapılanmasını yaparken işte kaç tane satış elemanı bulundurmalıyım? Bunu ne şekilde dağıtmalıyım? Ne şekilde fiyatlamalıyım? Ne şekilde rekabet etmeliyim? Ne şekilde strateji oluşturmalıyım gibi sorular geliyor. Sizde de bu alanda da danışmanlık yapıyor musunuz? Veya bu alanda danışmanlık yapıyorsanız bunlarla ilgili tavsiyelerin veya tecrübeni paylaşır mısın bize? Şimdi Taner'cim bu konuda demin etkinlik verimlilik ayrışmasında olduğu gibi öncelikle olayın bir stratejik pazarlama yapılanması, yani satış pazarlama yapılanması, senin de bahsettiğin teknik konularında bir sistematiğe bağlanması ve ölçülmesi noktasını ayrıştıralım bir kere. Şimdi biz Türkiye'de maalesef 1975'li yıllarda Amerika'nın popüler olan bir konusu olan stratejik iş üniteleri oluşturma noktasını maalesef çok gecikmeli olarak ülkemize entegre ettik. Hala da kurum kültürü olarak yani satıcı karını bilmesin, satış zararını bilmesin gibi ilkel yapılarla uğraştığımız için bunda çok yol alamıyoruz. Şimdi burada çok hassas bir konu var. Stratejik pazarlama ve satış planı noktasında kurumsal yapılanmamızı mı konuşacağız şimdi sorduğun soru çerçevesinde? Yoksa bu yapılanmanın öngördüğü satış yönetim mekanizmasının iç dinamiklerini mi konuşacağız? Şimdi ikisi ayrı bir konu. Şimdi bizim bir çalışma yaptığımız şu anda Türkiye'de yeni bir alan geliştiren kurumda tabii şöyle bir şey var. Hani pazarlama temel bir nokta vardır derler ya. Yeni ürün yeni pazar, yeni ürün eski pazar, eski pazar yeni ürün falan gibi. Şimdi bu noktada arkadaşlar yeni ürünleri eski pazarda ikame edilecek şekilde sokmak noktasında oldukları için burada iş ünitelerini sıfırdan kurma şansımız olduğu için hemen şöyle yaklaştık. Kar zarar merkezler oluşturduk. Şimdi buradaki duralım, bir de bunu not olarak alalım. Şimdi satış pazarlama yönetim mantığında ben bundan 20 yıl önce bu çalışmaları yaparken Financial Responsibility Centered Accounting diye yani mali mesuliyet merkezli yapılanma diye bir teknik geliştirmiştim. O da şöyleydi. Her aktiviteyi aktivite tabanlı yönetim muhasebesi raporlamasıyla geliştirmek üzerine kuruluydu. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Ne kadar güzel bir şey. Yani bulunduğunuz noktada sene sonu kapanmış ve sene sonunda siz şunu söyleyebiliyorsunuz Taner'cim. Diyorsunuz ki benim faaliyetlerim sonucunda şirket şu kadar brüt kar etti, şirket bu kadar net kar etti, şirket bu kadar şunu etti ve benim yaptığım hatalardan dolayı şirketimin genel masraflarına, satılan malın maliyetine şöyle olumsuz etkilerim oldu. Gelecek yıl bütçemi yaparken bunu farklılaştırmak için şu önerileri getiriyorum diyorsun. Şimdi bir kere satış pazarlama temeli burada başlıyor. Şimdi ben bir satış pazarlamanın altında bir SBU direktörüm. Ve benim alanım yeni çıkan teknolojik bir ürün. Şimdi bu ürünün bütçesini yapan benim, takibini yapan benim, ürünü geliştiren benim, her türlü altyapıyı kuran benim ve bunun önerileri çerçevesinde bunu karlı kılan benim. Şimdi enteresan bir yere geliyoruz sonra Temer'cim. Sene sonunda maaş zamları olurken, sene ortasında primler dağıtılırken neye göre dağıtılacak noktasında birçok şirketin böyle oturup kara kara düşündüğünü görürsün Taner'cim. Derler ki ya işte zam zamanı geldi Taner'cim. Bir bak bakalım piyasada genel oran kaçmış. Yani ne demek bu ya genel oran kaçmış? Yani böyle bir şey olabilir mi? Şu soruyu soralım. Bizim bu kritik stratejik iş ünitemiz geçen yıl nasıl kapamış? Çağıralım patronu. Şimdi bunu kurmayan şirketler daha A tarafından geliyor etkinlik tarafından. Hep çalışanların peşinde koşarlar Taner'cim, dikkat et. Hep şöyledir, patronlar sürekli çalışanların peşinde koşarlar. CEO'lar, CEO'lar, CFO'lar sürekli iş ünitesinin başkanlarının peşinde koşarlar, çalışanların. Fakat siz eğer mali mesuliyet merkezli yapılanma mantığı içerisinde SBU yani stratejik iş üniteleri kurmuşsanız çalışanlar sizin peşinizden koşarlar. Çünkü şunu bilirler ki şirketin faaliyetlerinde net bir mali sorumlulukları var. Şimdi bunu kurmamış bir şirketin satış elemanlarına vereceği şeyler çok farklı şeyler. Yani onları ne işte ya rakipler şu arabayı veriyor ben de bu arabayı vereyim. Yok işte rakipler %3 şunu veriyor ben de bunu vereyim.
Ya bunları aşmak gerekiyor. Şunu sormak lazım. Kardeşim bütçene kendi primini yaz. Bana gel seni onaylayayım. Şimdi bu heyecan varsa danışmanlık var. Şimdi bana soruyorlar. Efendim bizim işte 117 tane satış elemanımız var Türkiye çapında. 6 tane bölge üzerinden faaliyet gösteriyoruz. Sene sonu geldi. Biraz da kriz var. Ek bir şey verelim mi? Kardeşim dedim getir kâr zararını beraber bakalım. Ama o mantığa göre hazırlanmış iş ünitesi bazında mali mesuliyet merkezli bir kâr zarar çalışması olmadığı için arkadaşımızın notları şöyle. Ya bizde net olarak yok. Yönetim muhasebesi mantığına göre yok. Akdi tabanlı mantığa göre yok. E neye göre var? İşte ortada. Sorunun cevabı. Evet, şu anda çok güzel bir noktaya geldik. Çünkü hepimiz yıl sonunda hepimiz zamları konuşuyoruz. Çünkü bu kurlarla birlikte maaş zamları konusunda uçuşuyor rakamlar. Dediğin gibi insanlar mantıksal bir şekilde maaş belirlemek yerine elemanı kaptırmamak için yani kaptıracak elemanları korumak için zamlar veriyorlar. Ama bunu yaparken kesinlikle şirketle ilgili sonuçları sorgulamadan yapıyorlar bunu. Tamamen kaptırmamak için yapılan bir strateji. Yani Şimdi soru şirkette bu mesuliyet mantığını kurarsanız Halercim. mesela şey soruyorlar mesela satış planlaması konusunda bir danışmanlık alayım, sadakat için alayım mı, bireysel mi alayım, toplum mu alayım gibi bunlar hepsini böyle çok daha basit, hepsi toplayacağım tek bir soru soracağım. Kimler danışmanlık almalı, kimler almamalı? Şimdi o zaman ben de biraz işin espri tarafıyla biraz hoş ara verelim. Çok tempolu geldik böyle inanılmaz 30 dakikada. Şimdi ben iki dönem bir Marmara Üniversitesi'nde Bakırköy kampüsünde uygarlık tarihi dersi verme keyfine ulaşmış bir insanım. Yani denk geldi şartlar o zaman. Bundan herhalde bir 15, 16, 20 sene önce olabilir. Yani tam hatırlayamıyorum. Şimdi o zaman biraz böyle ben tabii para gözüyle, işletmeler gözüyle o gözle uygarlık tarihi dersi veriyordum. Yani anlatıyordum o dönemde. Fakat işlerimden dolayı 3. yıl bırakmak zorunda kaldım. Sağ olsunlar ben akademisyen olmama rağmen bana bir tolerans göstererek yani o konuda bir destek vermişlerdi. Ben de elimden geldiği kadar bunu şey yaptım. Şimdi onları çeken konu şuydu. Ben her şeyi işletmeler ve kurumlar tarihi açısından anlatıyordum. Ve gidiyordum Türk Tarih Kurumu'ndan kitaplar buluyordum. Tarih Sümer'de başlar diye. Yok işte Hititlerin kayıp şehirleri, yok efendim işte Hititlerin çivi yazısından Girit Yogası döndüğü önemli yer olan Karatepe harabelerini inceliyordum, ediyordum. Oradan notlar falan filan. Ve sonunda şöyle bir şeye geldim. Yani bu danışmanlık tarihin her döneminde olmuş. Mesela bizim kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim açarsanız, mesela orada Saba Melikesi Belkıs ile Hazreti Süleyman'ın ayetini okursanız o bölümü, orada ne diyor ünlü Saba Melikesi Belkıs Hanım? Ben diyor danışmana sormadan diyor hiçbir şey yapmam diyor. Veya her dinde olan Hazreti Yusuf suresine bakarsanız orada da yani her dinde geçiyor biliyorsunuz. İncil'de geçiyor, Joseph orada geçiyor şey. O da diyor ki çok önemli bir şey söylüyor. Ben malları iyi korur, işletme ve yönetime iyi anlarım diyor. Zaten dini kitaplarda da çok geçen meslek kategorisi yok. Çok sınırlı. Ama Hazreti Yusuf gibi tüm dinlere şamil olmuş bir kişinin ben malları iyi korur, işletme yönetimi anlarım demesi bile çok önemli bir şey. Şimdi ben onu şunun için söyledim. Kim danışmanlık almalı derken, yani burada insanların bir kararı verirken riski minimize etmesi noktasında vereceği kararın riskini hesaplayabilen herkes alıyor. Almalı demiyorum. Bunu ölçmek de herkese nasip olmuyor. Yani şu anlamda söylüyorum. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Siz bugün bilmeyen insanlara, yani o gün televizyonda biliyorsun bu adventure kanalları var hani faaliyetler Evet. şunlar bunlar. Orada insanlar dünyayı gezenler var, atlayanlar, zıplayanlar var. Çok hoş bir kanala denk geldim. 40 yıl önce aynı seyahati yapmış olan kişiye, 40 yıl sonra aynı seyahati yapmış olan kişi soruyor. Diyor ki, ya siz o günkü diyor şartlarda nasıl yaptınız bunu diyor. Yani o teknolojide diyor. Cevap çok enteresan Taner'cim. Ya o zamanlar Google yoktu diyor yaptık. Olsa yapmazdık diyor. Yani yolu ve şartları diyor. Bu halde görseydik biz yola çıkmazdık diyor. O gün diyor Google olmadığı için diyor. Biz diyor Allah ne verse yola çıktık diyor. Şimdi bu danışmanlığı kimler almalı almamalı noktasının en kritik yeri yaptığı işin riskinin assessment denilen risk assessment yani riskleyelmesi noktasında bilgi sahibi, görgü sahibi olma noktası işin başlangıcı. Ben burada sana çok samimi bir şey söyleyeceğim. Danışmanlık almak derken danışmanı kullanmak da bir kültür. Ha, Çok. bu çok önemli bir şey.
Şimdi danışmanı kullanırken danışmanı bir kavga noktası değil, bir gelişim noktası. Danışmanı belli sürelerde en verimli kullanma esprisi. Danışmanın sürekli onun yanında olmamasını bir sorun olarak değil, danışman başka kovanlardan bal topluyor. Bakalım bu cuma bana ne getirecek diyecek kadar rahat olarak düşünebilme kültürü. O yüzden ben danışmanlık şirketlerine ilk başladığımda çalışmalara çok garip bir şekilde daha çok yabancı şirket danışmanlık yaptım. O zaman şunu gördüm. Onların bütçesinde danışmanlığın yeri vardı. Danışmanlığın tarifi vardı. Ve danışmanı mesleki bir grup olarak algılama vardı. Sadece yeminli mali müşavirlik ve avukatlık hizmetle sınırlı kalmıyor danışmanlık anlayışı vardı. Aslında küçük şeylerde bir güzellik vardı. Yani beni çeken neydi diye düşündüğümde karşıma birden o tarihte bundan 20 yıl önce çok az insanın ülkemizde tanıdığı, nedense çok geç ülkemize girmiş olan bir eski adıyla Vais, yeni adıyla Esen, The Message of the Quran diye güzel çalışmasında girişinde şundan bahsediyor. Eşi Elsa ile görüşürken 1925 senesinde Berlin metrosunda eşine soruyor, diyor ki neden diyor insanların yüzleri asık diyor. Bu yıl halbuki Almanya'nın en iyi yılı diyor. Orada evet, harika, harika bir kere. Evet. Eşinin orada verdiği bir cevap var, diyor ki insanlar diyor fasılasızca gelir peşinde koşmaktan yorulmuşlar diyor. Evet, evet. Beni çok etkilemişti. Tabii bazen yurt dışında olmanın verdiği bir şeyleri okumanın, dinginliğin verdiği etkiyle ve arkasından yanına yaklaştıkça uzaklaşan hedefler bizleri yanlış yönlere dehliyordu diyor. Doğru. Yani bu tabii çok önemli bir şey. Yanına yaklaştıkça, evet, düşündüm ki ben hayatta hep hedef gibi koyduğum şeyler yanına yaklaşınca tekrar bana yeni hedefler gösteriyor. Ama bu hedefler acaba amaçlar mı, araçlar mı, karışmaya başlamıştı. Çok doğru. Ben bu yüzden bu ilk kitabımız olan, belki senin de elinde gösterdin, Milyon evet. Dolar Çalışma kitabında yayın evinin tabii kalitesini yayıncılık olarak göstermesi anlamında onları tebrik ettiğim bir detay oluştu. Evet. Yayın evinin sahibi sevgili Rauf benim taslak kitabı alınca, o zaman bir seçimler vardı. Hafif böyle ortalıkta gerginlik vardı. O yüzden yayın evleri Nisan ayında ben başvurduğumda, Mayıs ayında hep kitabımı 2 yıl önce Eylül'e yayınlayacaklarını söylediler. Sağ olsunlar, çok önemli yayın evleri. Ben kabul görmekten bile çok mutlu oldum. İlk kitabım hazır, elinde geziyorum. Yani senin gibi tecrübeli değilim bu konularda. O sırada Hay yayınlarından Rauf'la karşılaştık. Yıllar önce Sabah gazetesinde yayıncılık yapıyordu. İşte Hayat ekini çıkarıyor. Yani bundan 15 sene önce söylüyorum. Daha sonra eşiyle beraber çok güzel bir medya şirketi kurdular. Medya Evi diye. Arkasından sağ olsun Rauf yayıncılığa başladı. Rauf benim çalışmayı aldı, şöyle bir inceledi. Rauf genelde 800'e yakın kitap yayınladı ama çok az kitap okuduğu söylenir yani. Onu ben şimdi arkadan konuşmak zorunda. Dedikodu yapıyor. Rauf şimdi kitabı açınca şöyle yaptı, böyle kitabı aldı eline. Şöyle yaptı ve durdu. Ve burada bir söz beğendi. Dedi ki sabah uğrunda ölecek hayalin varsa evet, saati kurmaya gerek kalmaz sözünü kitabın kapağına koydu. Esas onu ikinci kitabında da bahsetmişsin esasında. Yani evet, sabah evet, yataktan kalkmakla ilgili. Saati evet, kurmak ve kalkmakla ilgili. Evet, ben orada tabii Rauf'u çok takdir ediyorum. Yani bu kadar söz arasından bunu çekip çıkarmasını. Sonra bu söz biraz fenomen hale geldi. Evet. İşte birkaç forumda bahsedildi falan. İnsanlar beni aramaya başladılar. İşte geçen pazar sabah uyandım, Trabzon'dan birisi arıyor. Ya bu sözü okuduğum andan itibaren diyor kitabı bıraktım diyor. Çünkü diyor bu kitap zaten, bu söz kitap diyor. Ben de bunu dönerek kulaklarını çınlatmak açısından söylüyorum. Orta Doğu Teknik Üniversitesi İdari İlimler'de Viewpoint and Men, insana bakış açıları diye bir ders vardı. Dersi veren de klinik psikolog Mehmet Gülkaynak, değerli hocamızdı. Şimdi herhalde Çanakkale Çan'da olduğunu tahmin ediyorum veya Biga'da. Orada doğduğu yerde bir butik otel işletiyor. Çok da keyifli. Allah uzun ömürler versin. O dersi verirken bir özgürlüğün tanımını yapmıştık beraber. Özgürlük nedir diye. Evet. Özgürlük nedir tanımını yaparken tabii o günün şartlarında ODTÜ'desin, Türkiye 12 Eylül olalı 3-4 sene ancak işte 2 sene geçmiş. Herkes tanımı tabii böyle değişik şekilde yaptı. Yani özgürlük şunu söyleyebilmektir, bunu yazabilmektir falan filan gibi böyle değişik ortamlara taşıdı. Mehmet Gülkaynak Hoca'nın yönlendirmesiyle yaklaşık 12 kişilik olan grubumuz şöyle bir tanım yapmıştık. Ders İngilizce bu arada. Freedom is the ability to take steps into the uncertainty of the unknown diye bir tanım yaptık. Yani özgürlük
bilinmeyenin belirsizliğine adım atabilme gücüdür diyor. Evet. Ve bu çok hoş bir tanımdır. Şimdi bu hoş tanım içerisindeki adım atabilme gücü dediğimiz zaman ve belirsiz bir şekilde bilinmeyenin çok büyük bir şeyle karşı karşıya kalıyoruz. Yani bir varoluş gizemiyle, existential secret'la karşımızda. Bu varoluş gizemi bizi tanımladığımızda o zaman karşımıza sabah uğrunda ölecek bir değer çıkıyor. Ve o bizi uyutmuyor. Yani beynimizin içindeki saat bizi sabah saat 6'da kaldırıyor. Çünkü yapacak işler var. Doğru. Yani yeteri kadar uyuyabiliyoruz. Ama eğer ruhumuzda, DNA'larımızda bu zorluğu kodlamış bir genetik bir yapıya kendimizi kavuşturamamışsak eğer, eğer bizi DNA'larımız kaldıramıyorsa sabahleyin hiçbir şey kaldıramıyor. Biz buradan yola çıkarak ilk kitapta bu çok böyle etki topladık ve de şöyle söyleyeyim size. Yani kitap daha çok yönetim iş kategorisinde amacıyla yazılmıştı. Evet. Anadolu insanının, sanayicilerimizin, zorlukla büyüyen insanların, uluslararası yapıya kavuşan insanların bir darlık anında, bir zorluk anında ciğerinden, yüreğinden çıkan sözlerden 70 tane seçip koymuştuk. Aynen. Fakat içinden bu kitap ayrı bir önem kazanınca ben şunu düşünmeye başladım. Haluk dedim, şimdi zamanı geldi. Artık dedim insanlarla güzel bir şeyleri paylaşma zamanı dedim. Ve bu sabah önemli bankanın yönetim kurulu başkanı ve eşi benim kitabı almışlar. Bir hafta önce yönetim kurulu başkanı aradı beni, dedi ki senden milyon dolarlık sözler kitabından sonra dedi milyar dolar sözleri bekliyorduk dedi. Bu bana biraz ters geldi dedi. Yani burada dedi bir durmuşsun dedi, bir yaşama dur çekmişsin dedi. Valla dedim ben bunu yazalı 2 yıl oluyor. 4 ay önce yayın evine gönderdim. Ortada evet. Ne korona vardı ne başka şeyler vardı. Fakat dedim hayata ben dur çekmedim. Dünya dur çekti hayatına. Neyse bugün çok daha sevindiğim bir haber oldu. Yönetim kurulu başkanı eşi aradı. Kitabı çok beğenmiş. Onun dedi eşimin dedi kitabı dedi beğenmemesinin değil de dedi eleştirmesinin sebebi dedi. Onun dünyasına karşı bir dedi eleştiri var dedi. O yüzden kabul etmiyor dedi. Böyle evet. Hoş bir şey oldu. Evet. Sonuçta şöyle toparlamak gerekirse ben şu mesajla kitabı yazmaya çalıştım. Bizim içimizde başka bir iç var. Biz bunun farkında değiliz. Bu evet. İçle ters düşmeye başladığımızda koroner yetmezlik, tansiyon, lumbago, bel ağrısı, evet. Sırt ağrısı gibi şeyler bizi uyarıyor. Doğru. Yani biz gidiyoruz. Yani tansiyon ne demek? İçimizdeki için kendimizi kontrol edememesi demek. Doğru. Halbuki yaptığımız iş bizim varoluş gizemimize yani existential secret'ımıza uyumlu ve duyarlı ise o zaman hastalıkların birçoğuna uzak kalma şansımız oluyor. Evet. Ben bu kitabı şunun için yazdım. İçimizdeki içle uyumlu hale gelip amaçları araca dönüştürmeden amaçların peşinden doğru araçlarla koşmanın yöntemini bulursak eğer şu anda bizim çevremizde bize ulaşmaya çalışan güzellikler, bize ulaşmaya çalışan fırsatlara şemsiye tutmayacağız. Onlara o yağmurdan faydalanacağız. Ben güzellik yağmurundan faydalanmak için içimizin nasıl formatlanması gerektiğine dair bir ufak manifestocuk oluşturmaya çalıştım. Konu budur. Peki bu Ege'ye gittin geldin. Hani orada bir dönem yaşadın. Evet. Oradan mesela o 40 yaşında o Ege'de izole yaşamından ne öğrendin? Yani ondan sonraki, ondan önceki Haluk'la şimdi ondan sonra Haluk arasında ne fark vardı temel olarak? Çünkü o zaman da bilgili değildin sen çok. Yani aslında onun ayrı bir şeyini yapmak lazım ama en önemli detay şuydu. Bir kere ben boş durunca kendimin rahatsızlanacağını düşünen çok hiper bir insandım. Yani öyle bir yapım vardı. Ve hep bir şey yapmam gerektiğini düşünüyordum. Evet. Düşünmenin de bir şey yapmak anlamına geldi, orada öğrendim. Seni sakinleştirdi. Evet, sakinleştirdi. Sonra o Midilli Adası'na bakarak balkonumdan oturup beklediğim, hatta akşamları Midilli'de oturan bir kişiyle beraber Müze Fener'le mesaj gönderdiğimiz akşamlarda. Sonra ben hayatımda Stardust, yani bu ne diyelim, hani yıldız yağmurunu orada gördüm. Yani öyle temiz, açık bir havada. Oksijenli bir havayı orada gördüm. Evet. Köylülerle beraber yağmur duasına çıktığımız ortamı orada gördüm. İşte ne bileyim kilit tamir ettirmem gerektiğinde kilitçi bulamadım ama kilitten anlayan insanların olduğu bir ortamı orada gördüm. Ve hayvan sevgisini de orada gördüm. Benim çocuklarım köpeklerden, kedilerden korkmadan onlarla sarmaş bir yaşam orada gördüm. Aynen. Ama çok daha çok daha önemlisi insan oğlu zaten düşündüğü zaman bir şey yaratabiliyor, oluşturabiliyor. Mesela ben size söylerim, daha önce de paylaşmıştık. Hani benim hayatımda hep takıntı vardı gençliğimde. Hani Japonlar bizden daha zeki, Almanlar bizden daha çalışkan. Evet. Çünkü
hem Japonya'ya birçok sefer gidip gelerek, hem Almanya'ya çok sayıda gidip gelerek, orada işler yaparak şunu gördüm. Yani orada projelere ucundan, kenarından destek vererek. Biz aslında hem zekiyiz hem çalışkanız. Bizim evet. tek sorunumuz planlama eksikliğimiz. Yani bugün planlamaya önem vermediğimiz için, hayatımızı planlamadığımız için, hedefle belirlemediğimiz için, bunun kaynaklarını, süreçlerini ortaya koymadığımız için biz böyle birazcık enerjimizi normal demin verdiğim örneklerde yaşam enerjisini kur farkına, dolara, çapraz kura, pariteye harcayıp kendinde enerji bulup hasta olan insanlar gibi şirketlerimiz de iç enerjilerini, harcamaları gereken enerjileri plansız yaşam anlamında verimsizliğe harcıyorlar ve verimsiz döngüye düşüyorlar. Bu anlamda söylemek istemiştim. Biraz esasında biraz kendimize güvenimizden kaynaklanmıyor mu esasında? Biraz kendimize güvenimizden bu planlamaya ihtiyaç duymadığımız konusunda biraz özgüven, fazla güvenden kaynaklanmıyor mu sence patronlar? Şimdi bu bence eğitim eksikliği ile bilgi eksikliği insana güven getiriyor. Anladım. Tam tersi yani. Anladım. Yani öyle bakmak lazım. Bir de son bir yani sorum ben... olacak. Yani onun bir esprili karşılığı var ama milyon dolar sözlerde yazıyor, şimdi burada söyleyemiyorum. İyi, tamam, okay, tamam. Onu okusunlar. Vallahi iki kitabı da ben çok keyifli okudum. Yani burada hala yağ çekmek için söylemiyorum. Beni çok düşündürdü, geliştirdi ve eksik yönlerimi. Kitaplarında çok güzel bir şey var. Onu da söyleyeyim. Diyorsun ki insan şey okuma, tarih okuma, biyografi oku. Diye çok evet. güzel bir şey vardı. O da benim için çok öğretici oldu esasında. Bir tane daha soru geliyor yine bu senin beklemediğin yerden. Bu sıradaki şarkı hikayesi. Sıradaki şarkı. Şimdi, olay şöyle sıradaki şarkı. Ben çok seyahat ettiğim için bazı yerlere uçakta gidemiyorsunuz mesela biliyorsunuz. Eskişehir, Bursa falan gibi. Bazen gece gidiyorum. TRT FM diye çok güzel bir kanal var. Çünkü evet. tüm Türkiye'den çekiyor. Ve çok da yolda seyahat edenler istekte bulunuyorlar. Fakat tabii yolda gece saatlerinde seyahat edenlerin entelektüel düzey itibariyle çok böyle benzeşen bir yönü olmadığı için her tür insan var. O yüzden her tür talebi de TRT FM karşılayamıyor. Eski yıllarda TRT FM'de isteyebiliyordunuz. Mesela diyordunuz ki ben şu şarkıyı istiyorum, şunlar için istiyorum, Taner için, eşi için falan. Ha, evet, Amerika'da var böyle şey. Bakmışlar ki tamam yani ithaf etmekte bir sorun yok ama talepleri karşılamak açısından o günkü hemen güncel şey kolay değil. Aynen. O yüzden çok değişik istekler geliyor. Orada da tartışma oluyor sonuçta. Niye bunu çalıyorsun, niye bunu çalmıyorsun falan gibi. Ben bir akşam yolda giderken baktım TRT FM'deki kişi şöyle diyor. İthafta bulunun diyor. Peki benim parçam diyor. Sıradaki parçayı çalacağız diyor. Yani baştan yüklemişler. Yani, çok iyiymiş. Ben de bunu bir motto haline getirdim. Dedim ki sabahları yola çıkarken beni çok insan arıyor. Yani ne yapalım şirketi. Yani şöyle insanlar var. Oğlu Yale'da okumuş. Harvard'da okumuş. Ve oğlunun çok eksik ders aldığını iddia eden bana. Hani mesela fedakarlık dersini atlamış diyor. Yani oğlum diyor. O insanlar arıyor. Böyle onlara cevap vermekte zorlanıyorum. Çünkü bir günlük hayatımızın zorluğu var. Bir de o anda yapılan işler var. Ben hep şöyle derim, bize ihtiyacı olanla karşılaştırması yönünde hep bir duayla çıkarım yola. Çünkü ihtiyacı olana daha çok faydamız oluyor. Bu arada da bazı işler zorlamamıza rağmen olmuyor. Bazı işler çok çabuk geliyor. Orada espriyi şöyle bağlamış. Yani sıradaki parça geliyor. Hani yapacak bir şey yok. Hani sıradaki parça diye. Hayatta da bir sıradaki parça olayımız var. Onu da olduğu gibi kabul etmek lazım. Beklemediğiniz işlerden çok verimli sonuçlar aldığımızı biliyorum. Evet. Evet, benim bütün sorularım bitti. Zamanımız da bitti. Herhangi bir şey eklemek istiyor musun ben programı kapatmadan önce? Herhangi bir şey söylemek ister misin? Şunu söylemek istiyorum. Yani bu işte ben yazar değilim ama şey görüşlerimi derli toplu yazmaya çalışıyorum. Sağ olsun editör arkadaşlarımız yardımcı oluyorlar. Beraber derliği toparlıyoruz. Beni uyarıyorlar. Çok uzun cümle kurma. Şunu şöyle yap, bunu böyle yap diye. Zaten onların hepsiyle ilgili detayları kitaplarda paylaşıyoruz. Şimdi ben şunu görüyorum, bazı şeyler bizim elimizde, öğrenmek isteği, çalışma isteği, ama bazı şeyler bizim elimizde değil. Yani ben bu kitapta onu anlatmaya çalıştım. Yani burada Bosnalı Osman'ın bir hikayesi var, ona bakan Doktor Levent'in hikayesi var. Burada Kolombiya'da Bursa'da gittiği evin yan evdeki insanla karşılaşan hikayesi var. Burada Marmaris'te barmenlik yaparken dünyanın en büyük iletişim şirketinde tasarımcı olan hikayesi var. Bunların içerisinde hep böyle çok zengin bir bekleyen trenler var. Ve onlar gelmeden kalkmayan trenler var. İşte
doğudan Marmaris'e barmenlik için gidiyor. Kendini işte ne bileyim şurada bulan insanlar var. Ama bütün bunların hikayesi içerisinde şöyle bir gerçek payı var. Bu insanların hepsinin ortak özelliği bir şeyi yapmak için yola çıkmışlar. Evet. Ben bir mesela bilinçsizce bek bilinçsizce bek bilinçsizce. Bilinçli bilinçsiz ama temiz kalple, temiz düşünceyle. Evet. Ben kitap bir yerine bahsettim. Benim büyük dedem Mehmet Nuri Türkmen Kütülamere'de Osmanlı ordusunda savaşmış bir insan. Ve ordu önce çok büyük başarı sağlamasına rağmen biz yani bu tarihte çok fazla detay bilinmiyor ama yani dünyada karşı ordudan general düzeyinde o ordudan kişinin esir alındığı Büyükada'daki anıları falan olan bir olay bu. Yani o kişi 2 yıl Büyükada'da kalıyor. Kitap anılarını yazıyor karşı ordunun komutanı. Bunların hep detayları var. Osmanlı tarihinde çok önemli bir şey. Şimdi ben burada şöyle söyleyeceğim. Kendisi orduda sıkıntıya girince Basra'dan Adana'ya yürüyerek geliyor 74 binde. Evet, evet. Tabii biz dinlerken çok duygulanırdık ve şunu sorardık. Yani acaba bizim başımıza bir şey gelse buradan yürüyerek kaç kilometre gidebiliriz diye. O sorduğumuz evet. Soru şu cevap vardı. Yani ben dedeme sorardım daha çok. Yani senin baban nasıl yürümüş diye. Evet. Onun derdi her gün bir 100 kilometre 70 kilometre yürüye yürüye gelmişler. Hiç büyük tabloyu düşünmemişler. Ne o zaman Google varmış, Google Earth'e evet. Bakmışlar. Ellerinde harita varmış doğru dürüst. Fakat tabii yıllar sonra ben mimarların kullanmış olduğu kağıtlarla, parşömen kağıtlar arasında kalite olan kağıtlarda kendi büyüdüğüm yerlerde bunların kalan harekat planlarını falan bulduğumda tarihi. Yani 1918 yıllardan bazı detay kalmış ellerinde. Evet. Şunu görüyorum. Çok büyük bir dirayetle bu işleri yapmışlar. Ben o yüzden şunu çok tavsiye ediyorum herkese. Yani hedef büyük, plan büyük, adım küçük, çok güzel bir formül. Evet, evet. Minik adımlar. Evet, ben de Kaizen metodu. Minik adımlarla bunu başarabiliriz. Hiç korkmaya, üzülmeye gerek yok. Yani bugün bakın 4 günden beri evdeyiz. Ben başlarken şöyle başladım. İşte bir gün evdeyiz, 2 gün evdeyiz. Yarın ne yapacağız? Planımız ne derken sanırım bu gece bitiyor değil mi saat 12'de? İnşallah. 12'de evet. Herkes gidip kahvesini bir yerde içebilir yani o evet. Derece rahat. Çok sağ ol Haluk. Çok teşekkür ederim. Ben iki tane güzel şey var. Yine seninle ortak noktamız ve güzel bir sözle bitireceğim. Sen diyorsun kitapla zihnimizi dekore etmenin en güzel yolu diyorsun. Evet. Bugün dünyaya baktığın zaman ben aşağı yukarı 30 yılımı insanlık ve başarılı insanlara vermiş bir insanım. Tek fark var insanlar arasında. Okuyan ve okumayan. Bu kadar evet. Fark var. Çok okuyanla evet. Az okuyan. Sen çok evet. Sen çok şanslısın çünkü ben ilk hayatta kitap okuma yaşım 34. 34'ten önce hiçbir kitap okumadım ben. Yani öyle bir hayatım var benim. Sen çok ufak yaşlarda 16 yaşında bir okuyormuşsun, 14 yaşında okuyormuşsun. Bence bu kadar aramızdaki düşünce farkı da bu aramızdaki 20 sene senin fazla kitap okuman bence. Mesela ben ayrıca şöyle var. Seninle yakın oturuyoruz. Bu yayına katılan arkadaşlardan bir şekilde nasıl yaparsın bilmiyorum. Kitap hediyemiz olsun. Bir 5 kitap dağıtalım arkadaşlar imzalı. Tamam. Ulaşanlardan ilk ulaşan 5 kişiye adreslerini verenlere buradan imzalı olarak İsteren kuruyorum. E-mail'ini ver istersen. E-posta adresini ver. En güzel e-posta ilk 5 kişi kazansın kitapları. E-posta adresini verirsen. Tabii. Ben buradan nasıl yazarım? Yo direkt söyleyebilirsin. Söyleyebilirsin direkt. Evet. Haluk. Evet. Haluk ZT yani Zonguldak Trabzon Haluk ZT @gmail adresini gmail.com evet ilk 5 arkadaşımız kim adresini yazarsa kitabımızı imza olarak Haluk ve Taner olarak gönderiyoruz. Tamam. Evet veya taner@taneröldeş.com'a da gönder. Unutuyorsanız ikisinden bile yani ilk 5 kişiye göndereceğiz. Ben çok güzel kitabından çok güzel bir sözle bitireceğim. Diyor ki yeryüzünde özgürlüğü yapabilenler, yayabilenler ve ayakta tutabilenler yalnızca herkes ve her şey karşısında kendi özgürlüklerini koruyabilenlerdir. Bence aynen. İkimizin de hayata başlayışımız aynı. Hayatı sürüşümüz farklı olsa da aynı ama en önemli şey bence ikimiz de hiçbir şekilde özgürlüğümüzden taviz vermiyoruz. Bence en çok ikimiz de sevdiğim taraf o. O zaman şeyi de koyalım kitabın 5 tane içine.
Senle senin kitabına benim ufak bir şeyim olmuştu makale. O kitabı da koyalım. Çift tamam, çift gönderin. Tamam, duygusal tamam. Zeka kitabı. Duygusal zeka evet, kitabı. Evet. Sevgili takipçilerimiz, çok teşekkür ederiz bildiğiniz Haluk Ziya Türkmen'e bize ayırdığı zaman için çok çok teşekkür ederim. Esasında programı biz Kahvaltı Sohbetler serisi altında yaptık. Bu programı YouTube kanalımızda izleyeceksiniz, bunu yakında duyuracağız. Artı 24 saat boyunca benim sayfamdan bu söyleşiyi izleyebilirsiniz. 24 saat boyunca canlı olarak izleyebilirsiniz. Sonra YouTube'a koyacağız. Bundan 4-5 hafta sonra. Evet. Çok teşekkür ederiz. Görüşmek dileğiyle, el sallayalım. Eğer bu videomu beğendiyseniz diğer videolarımı takip etmek için abone olmayı unutmayınız.